Herkese merhabalar. Ben Burak Aydın. Kanalıma ve ilk videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kısa bir bilgilendirme geçmek istiyorum. Kanalım yeni olsa da hesap çok da yeni sayılmaz. Hesap elimde 8 yıldır var. Ancak bu hesabı kanal gibi kullanma fikri daha yeni çıktı. Ve böylelikle sizler için ilk videomu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu videomda sizlere bir Türk olarak İran'ın Azerbaycan eyaletinde nasıl karşılandığımı anlatacağım. İyi seyirler. İran'a ne zaman ve ne şekilde gittim? Bunlara değinerek başlamak istiyorum. İran'a yaklaşık 3 hafta önce, yani Muharrem ayı kutlamaları yeni bittiğinde gitmiştim. Bildiğiniz üzere Şii kültüründe Muharrem ayı ayın 10'una kadar kutlanıyor. Ben gittiğimde kutlamalar daha yeni bitmişti. Gittiğim vakit o zamandı. Yol olarak ise hava yolu artı karayolunu tercih ettim. Yani buradan İstanbul'dan Van'a uçakla, Van'dan sınırı geçerek Tebriz'e ulaştım. Tebriz'e ya da Azerbaycan eyaletinin diğer şehirlerine gitmeyi düşünen arkadaşlara da tavsiyem, sizler de böyle yapın bence. Çünkü daha ekonomik oluyor. Ben uçak biletini gidiş dönüş 2000 liraya aldım. Otobüs biletlerini de gidiş dönüş 400 liraya aldım. Yani yol bana 2400 liraya geldi. Bütçe yönetiminin diğer kısımlarında size kesin bilgi vermem çok doğru olmaz. Kalacağınız gün artı gideceğiniz kişi sayısına göre onu sizin belirlemeniz daha iyi olur. Ancak şu dip bilgiyi verebilirim ki günlük 200 lira ile 300 lira arası bir civara Tebriz'de çok iyi bir gün geçirebilirsiniz. Dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz. Ben Van'a da, Van'dan Tebriz'e de tek başıma gittim. Ancak Tebriz'de tek gezmedim. Sağ olsun Tebriz'deki arkadaşım Sevil, okul arkadaşım, beni o gezdirdi. Tebriz'i birlikte gezdik ve bir nevi yanında bir rehberle gezmiş oldum. Tebriz'le ilgili maceralarım aslında daha uçakta başladı. Uçağa bindiğimde yanıma Tebrizli bir aile oturdu. Van'da araçları varmış, İstanbul'a gezmeye gelmişler ve Van'dan Tebriz'e geri döneceklermiş. Onların yanıma oturması benim için çok iyi oldu. Tebriz'le ilgili ön bir bilgi almış oldum onlardan. Onlara buradan çok teşekkür ederim. Uçağım sabah saat 7'deydi. Van'a indiğimde saat 9'u geçiyordu. Havaalanından çıkıp merkeze doğru gittim. Tebriz'e giden otobüslerin ortalama 11-12 gibi kalktığını öğrendim. Gittim ve biletimi aldım. Evet, uçaktan indim. Şu anda Van'da şehir merkezinde yakın bir yerde böyle dolaşıyorum. Geldiğimden beri herkesin bana sorduğu soru asker misin oluyor. İstanbul'da uçağa binmeme az bir süre kala bu soruyu almaya başladım. Şu an halen daha alıyorum. Valla yeni tıraş oldum. Muhtemelen ondan dolayı. Ya bir de buralı olmadığım hissediliyor doğal olarak. Evet, şimdi biletimi aldım. Böyle Erdem Turizm diye bir yerden aldım. Defterdarlık Caddesi'ndeymiş. Havaalanına yaklaşık bir 25 dakika mesafede araçla ama ben araçla bir yerine kadar geldim. Devamlı yürüdüm. Biraz etrafı görmek istedim. Şimdi şu karşıda gördüğünüz abilerin yanına çay içmeye gideceğim. Evet, şimdi otogardan çıktık. Şoför Menaf abiyle şu an Van sokaklarında geziyoruz. Önce İranlı turistleri alacağız. Tebriz için yola daha sonra çıkacağız. Önce de şöyle Van'ın içinde ufak bir gezinti. Evet, şimdi böyle bir otele geldik. Van'da bu arada şehir içinde böyle yani 4 yıldızlı, 3 yıldızlı otel çok fazla var. İranların buraya olan talebi bir hayli fazlaymış öğrendiğime göre. Ve yani yolda geçerken gördüm. Böyle işte müzikli, alkollü eğlence yerleri de var. İranlıların özellikle oralara talepleri çok. İran'da o sektörün yasak oluşu
Buranın ekonomisini canlandırmış. Ha, esnaf memnun. Bu bilgiyi büyük ihtimalle büyük çoğunluğunuz duymuştur. Ancak duymayanlar için ben tekrar edeyim. Perşembe ve Cuma günleri İran'da resmi olarak hafta sonu günleri sayılıyor. Özellikle bu Perşembe ve Cuma günlerinde Van merkezde çok sayıda İranlı turist görebilirsiniz. Arkadaşlar, bir de anladığım kadarıyla herhalde turistlerin en çok yöneldikleri şeylerden biri burada giyim sektörü. Çünkü İran'da her türlü kıyafet serbest olmadığından dolayı buradaki giyim sektörünün ürünlerine bayağı bir talepleri var. Şu şekilde örnek bir giyim mağazası Van merkezde. Bu sektöre ilgi yoğun burada. Daha sonrasında sınıra doğru yola çıktık. Van merkezden Kapıköy sınır kapısı yaklaşık olarak 1,5 saat sürüyor. Evet arkadaşlar, Kapıköy'e geldik. Şöyle bakalım, çıkacağız birazdan. Hadi Allah yolumuzu açık etsin. Bu arada şunu da belirteyim. İran, Türk vatandaşlarından herhangi bir vize ya da evrak istemiyor. Yalnızca pasaportunuzu göstererek İran'a girebilirsiniz. Evet, şimdi sınırdan geçtik. Turda Reza abiyle tanıştım ben. Birlikte geçtik. Reza abi sağ olsun bana bayağı yardımcı oldu. Ailesiyle birlikte gelmişler. Şimdi birlikte sınırı geçiyoruz. Zaten aynı arabadayız. Bakalım Tebriz'e kadar birlikteyiz Reza abiyle. Evet. Pasaport kontrolünü geçtik. Ama pasaport kontrolünü geçmekle iş bitmiyor. Çünkü araç daha geçemedi. Çok fazla araç var. Bugün İran'da tatil günüymüş. Cuma günleri İran'da tatilmiş. Ondan kaynaklı olabilir. Valla çok kalabalık ya burası. Çok kalabalık, halen daha bekliyoruz yani. Bakalım, biraz daha vakit var. Arkadaşlar, bir de göstermeden edemeyeceğim. Şöyle, İran sınırında bir sürü telefon kaçakçısı. Böyle gelen İranlıların, yurda dönen İranlıların pasaport numaralarını alıyorlar. Onları işte bir işlerinde kullanıyorlar. Şu onların pasaportunun üzerine mi kaydediyorlar? Tam anlamadım orasını ama yani adım başı telefon kaçakçısı görebilirsiniz böyle. Yurda dönen İranlılara musallat olup böyle onların pasaport numaralarını almak istiyorlar. 330 TL. 330 lira ya. Evet, hala sınırda bekliyoruz. Reza abi gidip en yakın dükkandan bize böyle limonatalı soda gibi bir şey almış. Bunu içiyoruz, bakalım, bekliyoruz hala. Sınırda geçirdiğimiz süre boyunca Reza abi, Muhammed abi ve onların aileleriyle çok güzel vakit geçirdik. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum tekrardan. Reza abinin eşi Nesteren yenge de bana böyle bir not bırakmıştı. Ben daha sonra bunu arkadaşım Sevil'e okuttum. Yengeye yazdığın güzel yazılar için çok sağ ol tekrardan. Evet. 4 saatin sonunda sınırdan çıkabildik. Şimdi Tebriz'e doğru gidiyoruz. Evet. Mola verdik. Şöyle bir markete geldik arada. Şöyle bir şey aldım. Şıra diyorlar bir de. Şire diyorlar. İşte böyle karışık meyveli bir şeymiş. Bakalım. Bu da İran ürünlerini olabildiğince deneyeceğim. Markette de Türkiye ürünleri var. Ara ara gördüm. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Mola verdiğimiz yerde şöyle lollipop gibi görünüyor ama pesti. Evet, Reza abiyle kalp şeklinde bir kek var. Bu da böyle lollipop gibi görünüyor ama aslında böyle göründüğüne bakmayın. Bizim Türkiye'deki bu pestiller var ya, pestile benziyor bunun tadı. Öyle bir şey bu. Zaten kopararak yeniyor herhalde. Ben kopararak yedim. Doğru mu abi? Koparıp mı yeniliyor? Meyve kabuğu. Ha, meyve kabuğu. Ha, çünkü tadı sandık geliyor. Bu kopararak mı yeniliyor? Okey be. Bu bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Lemonade, hatta lemonade bu da.
Sen de bilmiyorsun. Ulan hemen etmedi. Bir kiwi. Elbeli. Kilanar. Nar. Bunu bil. Kilosa. Orange mi? Alça. Portakal mı? Ya baba. Arkadaşlar bu da şöyle çilekli bir bisküvi. Afşan. Valla market böyle bir yer arkadaşlar. Yolda giderken Hoy adında bir şehirde mola verdik. O molada bu sefer bir Reza abiyle daha tanıştım. Eşi Rana yenge ile birlikte Türkiye'ye Antalya'ya tatile gelmişler. Antalya'dan Van'a gelmişler. Van'dan Tebriz'e eve dönüyorlardı. Ve aslında onlarla tanışmam da bir nevi İran seyahatimde bir dönüm noktasıydı. Evet. Yolda şöyle Hoy şehrinde mola verdik. Böyle işte lokantaların olduğu şehir merkezi gibi bir yerde mola verdik. Vallahi arkadaşlar önceden şunu söyleyeyim, İran'da karayolu kullanacaklar dikkatli dinlesin. Arkadaşlar yollar çok korkunç. Cehennem yolu gibi. Ona hazırlıklı olun yani. Ona hazırlıklı olun yani. Arabadan indim şu anda. Zor toparladım yani şu an. Kafa başım çok dönüyordu. Burada bu arada başka bir Reza abi buldum. Reza abimiz iki tane arabada. Bu Reza abimiz Has Tebrizli. Has Tebriz'den. Bakalım şimdi Tebriz'e gideceğiz. Akşam nasıl geçireceğiz bakacağız. Sınırda çok beklediğimizden dolayı Tebriz'e girdiğimizde artık akşam geç bir saatti. Benim de elimde herhangi bir otel rezervasyonum yoktu. Ha, arkadaşım Sevil sağ olsun daha öncesinde bana mesaj atmıştı. Burak böyle böyle biz babamla hazır bekliyoruz. Yani mesaj attığın anda gelip seni arabayla alırız diye. Sağ olsunlar. Ama dedim yani yok otel rezervasyonu yaptıracağım ve halledeceğim diye. Ancak elimde herhangi bir rezervasyon yok ve akşamın bir saati. Tebrizli Reza abim ve eşi Rana ablam sağ olsun bana Tebriz'e girerken telefonda otel ayarladılar. Ki size şunu belirtmek istiyorum ki Tebriz'de otel meselesi gayet sıkıntılı. Size tavsiyem siz ayarlayıp gidin. Hem oteller hak ettikleri ücretin üzerinde olabiliyor hem de otellerde yer bulmak öyle çok da mümkün değil. Önceden ayarlayıp gidin. Daha sonra Tebriz'in merkezine girip otobüsten indiğimizde ise artık Tebriz insanının hoş misafirperverliğiyle tanışmaya başlamıştım. Otobüsten indikten sonra Reza abi dedi ki oğlum dedi akşamın geç bir saati dedi. Yemek de yemedik karnımız da aç dedi. Sen de tek başınasın seni böyle salmayız dedi. Gel dedi birlikte yemek yiyeceğiz dedi. Reza abilerin konuğu oldum. Onlarla birlikte yemek yedik. Daha sonra birlikte çay içtik. Reza abi daha sonra beni kendi arabasıyla otelime bıraktı. Ve Tebriz'e ilk gecemi böyle geçirdim. Ve doğal olarak ben burada Reza abime de Rana ablama da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Reza abi, Rana abla iyi ki varsınız. Güneşli bir Tebriz sabahından herkese günaydınlar arkadaşlar. Dün akşam geldim ve otelime yerleştim. Tebriz şehir merkezine girdiğimizde artık gece çok geç bir saatti. Ben bu arada Türkiye saatinde kalmış benim telefon. İran saatini hep böyle otobüsteki abilerin saatlerinden öğrendim. Şehir merkezine girdiğimizde saat geç olmuştu. Otele girdiğimizde saat neredeyse gece yarısıydı. Video çekemedim özür diliyorum. Ancak şunu söyleyeyim ki Tebriz'de otel yoğunluğu çok üst düzeyde. Otel odasını zor bulduk. Zar zor bulduk. Otel Allah'a şükür şehrin merkezinde bir yerde. O bakımdan iyi konumdayım. Ancak yoğunluk en üst düzeyde ve şunu söyleyeyim. Evet, İran Türkiye'ye göre biraz daha ucuz. Özellikle yeme içme konusunda. Ancak otel konusunda çok da ucuz olduğunu söyleyemem. Yani hak etmeyen otellere hak ettiğinden fazla fiyatlar ödeyebilirsiniz. Bunu önceden söylemiş olayım. Ve tabii ki bir mesele de otel yoğunluğu.
Otellerde oda bulmak ne yazık ki birazcık sıkıntılı. Evet. Şimdi otelden çıktım. Vallahi kahvaltı etmeye gidiyorum. Bakalım. Bulacağız şimdi bir yerler. Tebriz'de ilk kahvaltımı yapacağım. Tebriz'de doğal olarak tabela okuyamadığımdan dolayı gideceğim çoğu yeri adres sora sora buldum. Adres sorduğumda karşılaştığım manzara genel olarak "Aa, Türkiye'den mi geldi? Gel ben sana eşlik edeyim. Gel gideceğin yere götüreyim." oldu. Bu çok mutluluk verici bir olaydı. Zaten Tebriz'de yalnızca adres sormada değil, herhangi birisiyle karşılaştığınızda da Türkiye'den geldiğinizi söylediğiniz anda muhtemelen o kişinin yıllardır görmediği bir akrabasını görmüş gibi bir muamele göreceksiniz. Bu çok sevindirici bir olay, çok mutluluk verici bir olay. Bunu sakın garipsemeyin. Bu Tebriz insanının doğal hali. Evet, şimdi şöyle bir yer buldum. Çay ve menemen, bir de Tebriz'in işte geleneksel ekmeğiyle kahvaltı edeceğim. Arkadaşlar bu arada yani omlet dedim, sipariş ederken omlet diye söylüyorsunuz. Arkadaşlar menemeni omlet diyorlar onu da, yani gelen şey menemen. Aklınızda bulunsun, sipariş verirken kullanırsınız. Evet, kahvaltımı ettim. Çok güzel bir yerde ettim. Vallahi işte öyle. Omlet deyince menemen getiriyorlar. Menemen bu arada çok güzeldi. Menemen çok güzeldi vallahi. Şimdi otele geri dönüyorum çünkü internet bir tek orada var. Sim kart da almadım. Bir gün İran'a giderseniz bu aklınızda bulunsun. İran'da Türkiye'deki gibi kafe, restoran ve alışveriş merkezi gibi yerlerde ücretsiz Wi-Fi gibi bir durum yok. Ayrıca Wi-Fi'nin bir yerde oluşu da o Wi-Fi'dan maksimum verim alabileceğiniz anlamına gelmiyor İran'da. İnternetin kalitesi bir hayli düşük. Öyle ki WhatsApp'ta ya da Instagram'da bir arkadaşıma ses kaydı atacağımda ses kayıtları ortalama 1 dakika gibi bir sürede ulaşıyordu karşı tarafa. Uygulamaların yasaklığı, serbestliği konusuna da şu şekilde değinmek istiyorum. Snapchat, YouTube ve Twitter VPN ile kullanılıyor ama geri kalanlar WhatsApp ve Instagram ise serbest, herhangi bir engel yok. Kaldığım otel Tebriz'de aynen böyle bir yerde. Bu arada Sevil beni gelip otelimin önünden aldıktan ve beraber gezmeye başladıktan sonra fark ettim ben bunu. Kaldığım otel sandığımdan daha şehir merkezindeymiş. Şehrin tam göbeğindeymiş. Gezeceğimiz yere o yüzden gayet yakındık. İlk olarak müzelerden gezmeye başladık. Azerbaycan Milli Müzesi'ni gezdik. Geleneksel Halı Müzesi'ni gezdik. Eski bir şairin evini gezdik. Daha sonrasında da Eski Uygarlıklar Müzesi'ni gezdik. Böyle bir halı müzesine geldik. Valla çok güzel ve büyükler. Çok etkileyici ya. Görkemli bence. Sırasıyla müzeleri gezmek ve oradan oraya dolanmak bizi biraz yormuş olacak ki açlığımızı da son derece hissediyorduk. Bunun üzerine bir geleneksel restoran bulduk ve oraya oturduk. Arkadaşlar, eğer olur da bir gün İran'a giderseniz bütün yemekleri sakın aynı anda denemeye kalkışmayın. İran'ın porsiyonları Türkiye'den gelen birine göre kat be kat büyük, zorlanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Biz İran'ın geleneksel bir yemeği olan safranlı pilavı, Tebriz'in yerel bir yemeği olan Tebriz köftesini ve havuçlu bir eti denedik.
Yemek fiyatları Türkiye'ye göre biraz daha uygun. Evet, bu arada görüyorsunuz Muharrem ayı dolayısıyla burada bütün devlet binalarında, sokaklarda şu anda böyle siyah bayraklar asılı. Evet, sokaklarda aynen bu şekilde böyle Muharrem ayı için sokaklarda da bayraklar, flamalar görebilirsiniz. Evet, yine Muharrem ayı için böyle düzenlenmiş bir yer. Bir sonraki durağımız ise Tebrizlilerin kendi dilinde Gök Mescid dediği Mavi Cami'ydi. Bu camiyi belki büyük bir çoğunluğunuz videolarda, belgesellerde, fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Tam kartpostallık bir görüntüsü vardı. İçeride halılar döşeliydi ancak bildiğim kadarıyla ibadete açık değilmiş. Öyle söylendi. Öyle ki girerken de bizden cüzi bir miktarda ücret alındı. Gök Mescid'den çıktıktan sonra biraz daha çevre gezintisi yaptık. Etrafta dolaştık. Dolaştıktan sonra dedik ki hadi biraz oturalım, bir kahve içelim, tatlı yiyelim dedik. Ancak arkadaşlar size şunu söyleyebilirim ki Tebriz'in merkezinde hep geleneksel restoranlar ve geleneksel kafeler var. Yani böyle İran'ın, Tebriz'in geleneksel lezzetlerini tadabileceğiniz yerler. Onun dışında normal bir kahve içeyim, normal bir tatlı yiyeyim diyorsanız Tebriz'in merkezinde bunları bulmanız birazcık zor. Ve şunu da belirteyim arkadaşlar, İran'da Türkiye'deki kahvehane kültürünün aynısı var. Yalnızca erkeklerin oturduğu, içeride işte böyle derin sohbetlerin yapıldığı yerler var. Bana garip gelen kısım, bir keresinde adres sormaya girdim çünkü. İçerilerde nargile içiliyor, serbest. Ancak bu kapalı mekanlarda tütün ürünleri olayını araştırdıktan sonra bana şu bilgiyi ilettiler. Kapalı mekanlarda nargile ya da sigara içilmesi o mekanın sahibine bağlıymış. Yani sahibi istiyorsa içebilirsiniz, istemiyorsa içemezsiniz. İran'da kurallar bu şekildeymiş. Durum bahsettiğim gibi olunca biz de oturmak için bir yer bulma arayışımızı biraz merkezden uzak bir yere çevirdik. Sevillerin evinin yakınında bir semtte böyle güzel bir kahveci varmış. Sevil bana orayı tavsiye etti, oraya gidelim dedi. Sağ olsun Sevil'in babası Yahya amca geldi, bizi arabayla aldı ve hem biraz gezdirdi hem de daha sonra oraya bıraktı. Gittiğimiz bu mekan hakkında size şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Birçoğunuzun bildiği üzere İran'da bu global yeme içme firmalarının hiçbiri yok. Onun yerine bu markaların ya taklitleri ya da muadilleri var İran'da. Kahve sektörü anlamında da Türk bir girişimci abimiz düğmeye basmış ve kahve sektöründeki bu boşluğu İran'da doldurmuş. Yemen kahvesi adındaki bu marka İran'ın şu anda popüler bir kahve markası. Bu Yemen kahvesinin bir şubesine gittik ve orada oturduk. Kahveleri, tatlıları gayet güzeldi. Memnun kaldık. Fiyatlar da doğal olarak Türkiye'ye göre biraz daha ucuzdu. Buradan çıktıktan sonra ömrümde asla unutamayacağım, diğer bir deyişle Türkiye'de asla yaşayamayacağımız bir olay yaşadım. Çıktıktan sonra Sevil bir uygulama üzerinden taksi çağırdı ve taksiye bindik. Bu bindiğimiz yerden Sevillerin evine kadar az bir mesafe vardı. Bu mesafe boyunca biz Sevil'le İstanbul ağzında sohbet ettik. Abi arada sohbete katıldı. O şekilde geçti. Daha sonra Sevil'i indirdikten sonra biz abiyle uzun uzun yolda bayağı muhabbet ettik. Yolda işte abi radyodan Türk şarkıları açtı. Türk şarkıları dinledik. Türkiye'den sohbet ettik. Her hatırladığımda gözlerimi dolduran olayı ise otelin önüne geldiğinde yaşadım. Ücretin ne kadar tuttuğunu sorduğumda abi Türkiye'den geldiğim için benden para alamayacağını,
benim onun konuğu olduğumu söyledi ve para almayı ısrarla reddetti. Otele girip Wi-Fi'mi açtığımda WhatsApp'tan gelen bir mesajla karşılaştım. Önceki akşam konuğu olduğum Reza abi bana WhatsApp'tan yine bir mesaj atmıştı. Gece eğer yalnızsan bize gel, kebap yapacağız, birlikte olalım. Ben bir taksi yollarım senin önüne, otelin önüne. Oradan seni alır, eve getirir. Gece de ya kendim götürürüm ya taksiyle gidersin. Eğer arkadaşınla birlikteysen no problem, ama eğer gece yalnızsan, bize gelmezsen gerçekten kırılırım. Buna temanı öldü. Reza abi, kebaplar nasıl abi? Abi iyi. Her şey iyi. Oluyor değil mi? Oluyor ya. Evet, Tebriz'de böyle bir eve konuk oldum. Haydar abi nasılsın? Evet, Hüseyin abi de. Hüseyin abi zaten aşçı. Hüseyin abi kebapları hazırlıyor. Hüseyin abi Türkiye'ye selam gönder. Merhaba. Evet, böyle bir eve konuk oldum. Biz Reza abilerle... Yenge sen ne söyle? Rana yenge. Rana yengeyle Reza abiyle biz Van'dan buraya gelirken yolda tanıştık. Şimdi onların evinde konuk oldum burada. Mehdi el salla. Merhaba. Sağ olsunlar, var olsunlar. Birlikte bu akşam İran kebabı yiyeceğiz. Evet. Tebriz kebabı. Evet, şimdi böyle yemeğe oturuyoruz. Arkadaşlar size bunu söylemem gerekiyor. Bu mesela görünürde Sprite gibi görünüyor değil mi? Arkadaşlar bu aslında Sprite değil. Üzerinde Sprite yazdığına bakmayın. İran'da Coca-Cola kampanyanın hiçbir içeceği yasal değil. Ülkeye giremiyor. İran'da bütün içeceklerin taklidini yapmışlar ve üzerlerine o içeceklerin adlarını basmışlar. Yani Coca-Cola görünümlü, Coca-Cola olmayan bir kola bu gördüğünüz. %100 İran yapımı, %100 yerli hepsi. Herkese günaydın. Tebriz'de böyle sabahları fırında ekmek yiyorum, bekliyorum. Arkadaşlar hemen bu noktada sizlere İran'daki namaz ve ezan kültürüyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. İran'da günlük ezan 3 tane. Bizdeki gibi 5 tane değil. Öncelikli olarak bu bana ilginç gelen kısım. İkinci kısım ise şu arkadaşlar. Onların sabah ezanı öğlen vaktinden birkaç saat önce okunuyor ve o ezan okunmadan önce sokaklarda neredeyse açık dükkan bulamazsınız. Çoğu dükkan o ezan okunduktan sonra açıyor. Kahvaltımı ettikten sonra döviz bozdurabilmek adına döviz bürosu aramaya başladım. Ancak daha ezan okunmadığı için çoğu dükkan kapalıydı. En sonunda bir tane sarraf dükkanı buldum ve dövizimi orada bozdurdum. O sarraf dükkanında tanıştığım Ahmet adında esnaf bir abi Türkiye'den geldiğimi öğrenince çok sevindi ve beni Tebriz'in merkezinde bütün esnafla tanıştırmak adına gezmeye çıkardı. Orada da söylesen İran'da. Evet, şimdi arkadaşlarım. Şimdi esnaf Ahmet abiyle tanıştım. Burada tekstil dükkanı varmış. Ahmet abi bana sağ olsun Tebriz'de merkezde bütün esnafla tanıştırıyor beni şu anda. Abi selam gönder Türkiye'ye. Selam. Selam olsun Türkiye'ye. Selamlar. Tebriz'in esnafı da çok sıcakkanlı ve güler yüzlü. Ve tabii ki de Türkiye'den geldiğinizi öğrendikleri anda sizi buyur edip çay ikram etmek istiyorlar. Ancak ben aldığım o kadar davetin arasında yalnızca Ahmet abilerin dükkana konuk olabildim. Öyle ki Sevil'le yine sözleşmiştik ve gelip beni otelimin önünden alacaktı ve daha sonra da gezecektik. Geldik şimdi. Burası Ahmet abilerin dükkanı.
kardeşimdi. Ahmet abinin kardeşiyle birlikte dükkanı burası. Tebriz sokaklarında birçok dükkan gördükten sonra fark ettiğim bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve fark ettiğim ayrıntılar yalnızca bununla sınırlı değil. Hemen hemen çoğu yerde Türkiye'de üniversite eğitimiyle ilgili reklamlar gördüm. Bu arada arkadaşlar hemen örnek olarak göstermek istiyorum. Tam karşımdaki duvara dikkat edin. Çukur dizisinden bir sembol çizilmiş oraya. Arkadaşlar burada zaten Türkiye denince insanların size ilk söz ettiği şeylerden birisi kesinlikle kesinlikle Türk dizileri oluyor. Yani insanlar Türkiye Türkçesi bir de biliyor burada. Yani geldiğinizde Türkiye'den geldiğinizi söylediğinizde insanlar muhtemelen sizinle ilk olarak Türkiye Türkçesinde konuşmaya başlar. Büyük bir çoğunun dizilerden öğrendiğini söylüyor. Türk dizileri burada bir hayli ünlü. Sevil bana bir sürpriz yaptı ve annesi Leyla teyze ve kardeşi Ela ile birlikte arabayla geldiler. Birlikte ilk durağımız Tebriz Kapalı Çarşısı oldu. Tebriz Kapalı Çarşısı aynı İstanbul'daki Kapalı Çarşı gibi renkli ve hareketli bir yerde ve dolayısıyla orada dolaşmak insanı fazlasıyla yoruyordu. Bu yüzden soluklanma araları vererek turumuzu sürdürdük. Daha sonra çarşı çıkışında büyük ve merkezi bir camiyi ziyaret ettik ve bu camide güzel fotoğraflar çektik. Sonrasında caminin imamıyla tanıştık. Haliyle yer İran olunca ben de Türkiye'den gelen bir turist olduğum için imamla uzun süre İslam ve mezhepleri hakkında konuştuk. İmam çok hoş sohbet bir adamdı. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Burası da aynı öncesinde gezdiğimiz eski bir şairin evi gibi tipik bir İran eviydi. Güzel, bahçeli ve huzurlu bir yerdi. Daha sonrasında ise öğle vakti olmuştu. Güneş tam tepedeydi ve gezilecek gibi değildi. Hem de biraz acıkmıştık. Bunun üzerine de bir alışveriş merkezine gitmeye karar verdik. İran'daki alışveriş merkezleri hakkında öğrendiğim bir bilgi bana çok ilginç gelmişti. İran'daki alışveriş merkezlerinde X-ray cihazları bulunmuyor, sade bir şekilde geçebiliyorsunuz. Bunun başlıca sebebi ise ülkedeki sıkı yaptırımlardan dolayı suç oranlarının öyle çok da fazla yüksek olmaması. Ayrıca bana alışveriş merkezinde ilginç gelen bir şey daha vardı. Bu da geleneksel bir halı mağazasının alışveriş merkezi içerisinde olması. Türkiye'de çok alışıldık bir manzara değil. Ancak İran halılarıyla ünlü bir ülke olduğundan dolayı alışveriş merkezinin içerisinde bile geleneksel halı mağazası görmek mümkün. Arkadaşlar böyle aş diye bir şey var. Fast foodların olduğu AVM'lerde bile yemekten önce bu geleneksel yemek yeniyor. Böyle kıvamlı, yoğurt kıvamında geleneksel bir yemek. Bakalım deneyeceğiz. Size önceden şunu söyleyeyim. Burada İran'da bütün her şeyin porsiyonu Türkiye'den daha büyük arkadaşlar. Şu dondurmayı aldığımda aynen şuradaki gibiydi ve Türkiye'deki belki de 4 top büyüklüğünde. Halbuki ben 2 top aldım. Yemeği birlikte yedikten sonra Leyla teyze bana şimdi öğle yemeğini de birlikte yedik. Akşam yemeği de bizdesin oğlum dedi. Ben de böyle nazik bir teklifi tabii ki de geri çevirmedim ve kabul ettim. Ancak daha sonrasında olağanüstü sayılabilecek bir haber aldık.
Sevil'in 2 gün sonra doğum yapması beklenen kuzeni o gün doğum yapmıştı. Evet, böyle ani bir haber gelmişti ancak Leyla teyze bana hayır oğlum sen bizim konuğumuzsun seni yarı yolda bırakamayız dedi ve beni gezdirmeye devam ettiler. Bunun üzerine bir sonraki rotamız ise Tebriz'in sembolü olan Şah Gölü oldu. Buradaki o yapay gölün içerisinde kano ve deniz bisikleti gibi su sporları yapılıyordu. Ayrıca o yapay gölün içerisinde de bir kafe vardı. Biz de o gölün içerisindeki kafeye gittik ve çay eşliğinde gün batımını izledik. My friend, I'm in love again. Easy peasy lemon squeezing now I didn't know. Sonrasında Leyla teyzeler beni otelime bıraktılar ve vedalaşıp ayrıldık. Evet, gün ağrıyor. Tebriz'den ayrılma vakti. Şükürler olsun girebildik. Sınırda aracı bekliyoruz. İranlı aile bana böyle dürüm verdiler, sağ olsunlar. Servisi bekliyoruz. Sınır biraz bazen böyle kalabalık olabiliyor. Rica ederim. Sağ olasın abi. Servisi bekliyoruz. Evet, Van'a geldim. Şimdi elimdeki tömenlerden kurtuldum. Hepsini Türk lirası yaptım. Şu ana itibaren tömenle işim yok. Evet, geceyi Van'da KYK yurdunda geçirdim. Yanımda da Seyit var, aynı odada kaldık. Merhaba. Ben İran'dan dönüyorum, Seyit İran'a gidiyor. Bakalım deneyim aktarımı, bilgi aktarımı yaptık. Yolumuz açık olsun kardeş. Eyvallah, teşekkür ederim.